başka da yapılandı. Evet. Bu beraberce olarak kullanması, dünyada kullanması konusunda öneri yaptılar geçen yıl. Bu öneriyi benimle paylaşmışlardı ve ben de çok güzel bir girişim olacağını söylemiştim. Öneri kabul edildi. Bu yıl bütün dünyada 15 Nisan Leonor da Vinci'nin ve sanat dünyasının Mustafa Cisim'in doğum günü sanat günü oldu ama biz biraz erken başladık. Ben de sahibi olarak ben 15 Nisan'da yurt dışındayım. Evet. O yüzden arkadaşlarım evet, nezaket gösterdiler. Bugünden başladılar. Evet. Hem Sayın Sarıgül'e hem Sayın Baykam'a çok teşekkür ediyorum ve emek veren bütün hanımefendiler başta olmak üzere. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sanat hepimiz için elbette son derece önemli sanat. Bence bunu Sayın Sarıgül de çok anlıyor. İçine duygu katılarak yapılan her şey sanat. Yani resim de öyle, heykel tabii de öyle, ya, yemek de öyle. Bence herhangi bir işi yaparken eğer içine duygunuzu katıyorsanız onu bir sanat kaygısıyla yapıyorsunuz demektir. Ve o zaman yaptığınız işin keyfini çıkarırsınız. Yüzünüzü de, sevincinizi de daha iyi ifade edebilirsiniz. Ve dünyanın bu acımasız gerçeklerine karşı da sanatın bu duygusal tarafıyla direnme gücü bulabilirsiniz ve hayatı biraz belki yumuşatabilirsiniz. Evet, o yüzden hep sanatlar olsun. Sanatın evet, barış içinde ve özgürlük içinde evet, gelişebileceğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar çünkü barış içinde çok daha yaratıcı taraflarını öne çıkarabilirler. Ve tabii yaratıcı tarafın öne çıkması için de sınırsız özgürlüğe ihtiyaç var. Şimdi inşallah bunları bütün dünya için barışı ve özgürlüğü bütün dünya için diliyorum. Bu dünya ilk sanat gününde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza ve sözleri ağzından aldı. Ben çok mutlu oldum kendisinden. Sanatın barış taşıyıcısı, özgürlük, demokrasi taşıyıcısı, gerçek anlamda hoşgörü taşıyıcısı, beraber yaşama, ırkçılıkla mücadele etme, evrensel kardeşlik, evrensel barış getirme prensipleri doğrultusunda bu Dünya Sanat Günü tüm dünya insanlarının aynı gün sanatı hissetme, sevme, paylaşma, birbirleriyle dost olduklarını hatırlama için bir vesile olmasını istedik. Ne mutlu ki bu ilk günü beraber paylaşabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan'a da buradayız. Efendim sanatçılarımızı Sayın Bakanımızın önderliğinde yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Sanatı sokağa taşıyoruz. Evet.